Ben Beyhan İyiduğan, 40 yıllık hemşireyim. 30 yıllık ameliyathane hemşiresiyim. 30 yıldır ameliyathanede yöneticilik yapıyorum ve ben bu işi çok seviyorum. Ameliyathaneler hastanelerin kalbidir. Sağlık sisteminin en keyifli, bir o kadar da stresli bölümüdür. Yani ameliyathanenin tozunu alan bir daha iflah olmaz diye bir söz vardır. Çok yoğundur, stres katsayısı çok yüksektir ve bu iş sevilmeden yapılmaz. Ekibimi seviyorum, işimi seviyorum. Ben burayı çok seviyorum. Hızlı bir şekilde iş yapmayı, bu yoğunluk ve koşuşmayı seviyorum. Şeytan azap da gerek, yapacak bir şey yok. Ben burayı galiba içselleştirdim ve biz burada bir aileyiz. Ameliyathaneye girildiğinde ilk iş uygun bir şekilde giyinmek ve el yıkamaktır. Ameliyathane tek bir odadan ibaret değil, aynı anda pek çok ameliyatın yapıldığı yerlerdir. Bir odada beyin cerrahi ameliyatı yapılırken diğer odada açık kalp ameliyatı yapılabiliyor. Bu durumda ameliyathane odalarının her an her şeye hazır durumda olması gerekir. Anestezi, tıbbiyatıkların içini kontrol eder misiniz? Tıbbiyatıklara sadece tıbbiyatık malzeme satıyoruz. Başarılı. Personel ihtiyacım var mı? Gönderiyorum. Hemşire, tamam. Hadi görüşürüz, hoşçakal. Ya, bizi niye bekliyorsun ya? Bir beyin cerrahisi odası. Kolay gelsin. Rahatsınız. Var mı isteğiniz? Sizin sağlığınız. Hadi kolay gelsin. Asırı böyle bağlayabilir miyiz? Tabii ki. Tamam Bey, kolay gelsin. Nasıl gidiyor bakınız? Bir isteğiniz, ardınız var mıydı? Ameliyathanelerde heyecan ve stres eksik olmaz. Ve biz bu heyecanı seviyoruz işte. İrem'cim, sen neye giriyordun yavrum? İkinci bakım. Oraya sirkül olabilirsin. Tabii. Ufuk Bey, günaydın. Günaydın. Allah aşkına, çek. Yok artık ben o maskesiz olduğunu söyleyecektim ben ona. Ufuk Bey de bizim ameliyathanenin maske takmayan en cesur anestezi doktorları. Nerede? Maskedir. Evde takmıyor. Ameliyathanede. Evde takmış. Şimdi ameliyathanede takmaz. Evet. Ama yolda giderken takar, arabada takar, bir tek ameliyathanede takmaz. Arabada takıyor musun? Arabada takıyor. Tek başınayken takıyor musun? Masayı alırken sedyenin mutlaka kilitlerinin kilitlenmesi gerekiyor. Önce yanaştırılacak, sedye kilitlenecek. Ondan sonra hastayı sedyeden masaya almamız gerekiyor. Hastanın hayatı bizim elimizde. Ve onu korumakla mükellefiz. En güvenli ve en konforlu şartları sağlamak işimiz. Peki Beyhan Hanım desem ne söylersiniz? Ana kraliçe. Beyhan, size geldi. Sorsam Beyhan Hanım. Geldi. Gelen hastaları transfer sedyesiyle ameliyathane bölümüne alıp dosyasını kontrol edip anesteziye teslim ederiz. Bizdeyiz. Sağ olun.
Şimdi daha güzel olacak her şey. Evet. Hastayı karşılayalım. Anestezi son kontrollerini yapar. Doğru hasta mı? Doğru doktor mu? Doğru ameliyat mı? Doğru protokol mü? Tüm bunları kontrol edip ameliyathane salonuna götürür. Hastayı sedyeye alacağız. Tamam. Yanaştıralım lütfen sedyeyi. Sedyeye çekelim lütfen. Anestezi dosyasını aldın mı? Lütfen dosyayı kontrol eder misin? Ve bilekliğini kontrol eder misin? Tabii ben yanıma ediyorum ben. Evet, dosyasını aldım. Dosyayı kontrol ettin mi? Evet beyanım. Doğru hasta? Doğru hasta. Doğru doktor? Doğru doktor. Doğru protokol? Evet. Ve taraf cerrahisi var? Evet, teyit edildi beyanım. Tamam, teşekkür ederim. Yani. Hasta sana teslimdir. İyi misiniz? Sonra bir size engel mi? Tamam. Böyle kalsın. Tamam. Hasta ameliyata girmeden ameliyat için gerekli tüm malzemelerin daha önceden ameliyathane odasında hazır olması gerekir. Ameliyathane odalarının her an her şeye hazır durumda olması gerekir. Yanındaki kimyasal gaz ölçümünü ölçen bir alet 2 saat boyunca üstünde kalacak ve ortamda ne kadar kimyasal ya da diğer tür gaz var, toksik gaz var, onları kontrol edecek. Efendim? Efendim? Ne istiyorsun? Evet. Aşağıdan müdahale seti al. Denizden bizim müdahale setimiz var, küçük. Onu alabilirsiniz. Bir tane de steril yeşil alın ama. Al, al onları, al. Deniz sana onları verir, halleder. Tamam, hadi görüşürüz. Gürkan Hocam, İzmir'in en büyük hocalarından bir tanesi. Kesinlikle. Ve ben yıllardır tanıyorum kendisini, hep böyle genç duruyor. Nasıl oldu bilmiyorum. Kendisine sormak lazım. Gürkan Hocam, Behran Hanım desek ne söylersiniz? Yıllardır tanıyan biri olarak. Yıllardır beraber çalıştık. Onunla çalışınca kendimizi güvende hissediyoruz. Kahveyi alıyoruz. Tahir Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız efendim? Tahir Bey, Ege Üniversitesi'nin bölüm başkanı. Yıldı neresiyse bilmiyorum. Plastik cerrahinin bölüm başkanı. Merhaba hocam. Ve İzmir'in en büyük hocalarından bir tanesi. Ve yıllardır da bizimle çalışır kendisi. Evet, doğru. Ve biz kendisini çok seviyoruz. Sağ olun. Ben de sizi çok seviyorum. Gazi Hastanesi Tahir Bey'siz olmaz. Öyle değil mi? Teşekkür ederim. Her gün farklı hasta, farklı vaka, farklı bir heyecan. 40 yıldır aynı heyecanıyla işimi severek yapıyorum. Gün içerisinde ne kadar stresli olursak olalım, bağırıp çağıralım. Gün sonunda yine ekip bir araya gelir, hiç stres yaşamamış gibi. Günlük sohbetine devam eder, çayını kahvesini içer. 15 yıldır Özel Gazi Hastanesi ameliyathanesindeki çalıştığım bu ekip tam bir aile ruhu ile çalışıyor. Bunu da işine yansıtıyor. Biz de burada büyük bir aileyiz. Videomuzu beğenip kanala abone olup aklınıza takılan soruları, sormamızı istediğiniz soruları lütfen yorum olarak yazın.